أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Biz taharet bölümünden inşallahü teala son dersimizi okuyacağız. Hükmü duhan en necase. Necis olan bir şeyin dumanının hükmü. Yani necaset dumanının hükmü. Bu konuda nasıldır? Ve duhanun necaseti. Necasetin dumanı necisun. Necistir ve yufa. Affedilir an yesiri azından. فَاِنْ مَسَحَ كَث۪يرَهُ اَنْ تَنُّورٍ بِخِرْقَةٍ يَابِسَةٍ فَزَالَ طَهُرَ فَاِنْ مَسَحَ كَث۪يرَهُ Eğer çoğunu bu noktada bir bez ile gidermeye çalışırsa, فَاِنْ مَسَحَ mesederse, silerse, كَث۪يرَهُ çoğunu, dumanın çoğunu, اَنْ تَنُّورٍ tandırdan, بِخِرْقَتِنْ يَابِسَتِنْ kuru bir bez ile fezale ve bu da giderse tahura temiz olur. اَوْ رَطْبَتِنْ ya da ıslak bir bezle yaparsa fela tahir olmaz. Çünkü ıslak bir bezle ıslaklık yayıldıkça nereye değiyorsa necaseti daha çok yayar. فَاِنْ خُبِزَ عَلَيْهِ eğer o duman üzere ekmek yapılırsa فَظَاهِرُ الرَّغِيْفِ طَاهِرٌ ekmeğin dış tarafı temiz oluyor. وَاَسْفَلَهُ ama iç tarafı, alt tarafı, tandıra yani özellikle duman tarafına değen yer necisün, necistir. وَيَكْفِ kafidir. فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ henüz bir şey yiyememiş bir çocuğun küçük abdesti noktasında, konusunda yeterlidir. غَيْرَ الْلَبَنِ daha yani süt dışında bir şey yememiş. Ne yeterlidir? اَرَّشُّ su serpmek. مَعَ غَلَبَةِ الْمَا suyun özellikle kapsamasıyla beraber. وَلَا يُشْتَرَطُ سَيَلَانُهُ suyun akması şart koşulmamış. Çünkü çocuk, erkek topraktan yaratılır. Kız ise insanoğlunun sulbundan yani insanoğlunun kemik ve kanından yaratılır. Onun için kız çocuk yememişse dahi yemek süt dışında onun iki yıkanır. Çünkü o kan ve kemikten yaratılmış, onun küçük abdesti kalındır. Ama erkeğin ise bu konuda topraktan yaratılmış, toprak da hafiftir. İbn-i Mace'de İmam-ı Şafii'nin aynen bu sözü ve görüşü İbn-i Mace tarafından nakledilmiştir. وَبَوْلُ سَبِيَّ erkek yani وَبَوْلُ سَبِيَّ kız çocuğun küçük abdesti keza necistir. وَكَزَ الْخُنْسَ خُنْسَنَنْ دَا يُغْسَلُ كَالْكَب۪يرَ büyük insanlar gibi efendim yıkanır. Ama siva zalike minen necasati bunlar dışında geri kalan necisler in lem yekun lehu aynun yani eğer gözle görünmüyorsa o necasetler kefa ceryul mayi aleyhi üzerine suyun dökülmesiyle yeterli olur. Ve in kana lehu aynun gözle görünüyorsa vecebe izalatu ta'min tadının en azından izale edilmesi vaciptir. Ve in asura her ne kadar zor olsa dahi çünkü gözle görünüyor en azından o tadı gitmesi gerekiyor. Ha izi kaldı, kokusu kaldı. Bu noktada sıkıntı değil. Ve launin ve rihin eğer necaset koku ve renk ile olursa kalırsa yani insahula. Yani eğer bu noktada yani eğer kolay olursa tabi bu noktada inşallah teala sıkıntı yok. Fe in asura izaletur rihi vahdehu. Tabi bunlar da gitmesi gerekiyor. Yani kokuyla rengin ama diyelim ki zor olduğuna olacak ve in asura izalatu rihi vahdehu şayet sadece kokunun giderilmesi zor olursa ya da sadece rengin giderilmesi zor olursa lem yudurra bakahu onların orada baki kalması zarar vermez inşallahü teala sıkıntı yok ama eğer hem koku hem de
hem koku hem de renk orada baki kalıyorsa bu kabul edilmez. İkisinden biri kalırsa sıkıntı yoktur. Ve in içtema'a darra. Eğer her ikisi bir arada bulunursa darra zarar verir. Bu noktada olmaz. Ve yuştaratu vuruldul ma'in alel mahalli la lasuru. Ve yuştaratu şart koşulmuş. Vuruldul ma'in suyun geçmesi alel mahalli o necis olan yere. La lasuru sıkılması gerek şart değildir. Böyle birebir sıkmaya gerek yoktur. Sadece suyun orada geçirilmesi, dökülmesi yeterlidir. Ve yundabu ba'de taharatihi gasluhu saniye. Yani özellikle temizlendikten sonra ikinci kez ve salise üçüncü kez yıkanması sünnettir. Ve yekfi kafidir fi ardin toprağa nücceset necis kılınmış biza ibin sıvı bir şeyle el mukatharatu bilma çokça suyla yıkanması. Yani toprak diyelim ki içine necis bir şey sıvı herhangi necis bir şey toprağa dökülmüş çok suyla yıkamak diyor bu noktada yeterlidir. Yani gerekir yani çünkü topraktır orada yani sıvı bir şey olmasından mütevellit kuru da olmadığından ötürü çok suyla yıkanması kafidir diyor. Ve la yuştarat nudubuhu kuruması şart koşulmamış. Ve lev zehebe etheru neca. Şimdi necis bir şey var. Yıkıyorsunuz. Ama o yıkandıktan sonra kurumasına gerek yoktur. Ve la yuştaratu nudubu kuruması şart koşulmamış. Ve lev zehebe etheru necasetil ardi. Ve lev ki o yerin necasetinin izi gitse dahi. Bir şemsi güneş ile evnarın ateş. Yani suyla gitmedi, siz yıkadınız, sonra güneş ile gitti ya da ateş ile gitti, evrihin ya da diyelim ki rüzgarla gitti bu noktada ne olacak? Şimdi vela yuştaratu nudubuhu onun kesinlikle kuruması şart koşulmamış. Velev zahabe şayet giderse etharu necasetil ardi. Yani şimdi bu bitti. Velev zahabe orada bir virgül bırakıyoruz. Şimdi diyelim ki bugün biliyorsunuz tıbbın da bilimin de keşfettiği bir şey var. Güneşin kendisi o kadar sıcaktır ki necaseti giderebilme özelliği var güneşin. Bu noktada güneş ya da ateş ya da rüzgar o necasete sert vurup giderirse ne olacak? O temiz olmaz. Hanefilere göre temiz olur ama Şafilere göre olmaz. Velev zâbe şayet giderse eser-i necasetilerdi o yerin necaseti. Bir şemsin güneş, evnar ateş, evrih rüzgarla giderse lem tuthur temiz olmaz hatta tuğsele yıkanana kadar. Ve kullu mâ'in gîril mâ'i. Su dışında bütün sıvı şeyler kehellin ve lebenin. Ne gibi? Sirke gibi, süt gibi. Bunların içine yani özellikle su dışında bu sirke diyelim, süt diyelim, idat tenecese. Bunlar necis olduğu zaman bunların içine fare düştü. Ne olacak? La yumkinu tathuruhu. Bunların tahir olması, temiz olması mümkün değil. Hele ki sıvıysa. Ha sıvı değilse ne olacak? Zaten Hazreti Meymune'nin Efendimiz'e soru. Enne nebiye su ile enfe eretin sakatat fi semnin. Yani orada peygambere yağın içine, sıvı yağın içine düşmüş bir fare ile ilgili sual ediliyor. Peygamberimiz katı ise diyor, üstü sadece kesilir diyor. Ve inkâne camiden katıysa o süt, peynir yani çünkü süt katı olduğu için peynir oluyor ya da sirke. Bu gibi şeyler katıysa kessemni yağ gibi, kessemnil camidi yani katı yağ gibi o zaman ne yapılır? Elken necaseten necis olan yeri atar ve mahavlaha kenarlarını ama geri kalan vel baki tahirun temizdir. Allah'ın izni, bereketi ve inayetiyle. Ve ma gasele bihin necasete necaseti yani ve ma gasele bir necasetin kendisiyle yıkandı. Diyelim ki siz necaseti bir suyla yıkıyorsunuz. O suyun kendisi necis mi oluyor olmuyor mu? İntagayyara eğer değişirse ve ma gasele bir necasa intagayyara yani necaseti yıkayan su eğer değişirse ya da uzade vaznuhu ya da onun vezni fazla olursa fe necisün o necis oluyor. Çünkü siz yıkadıktan sonra o suyun rengi değişti. Bu noktada necis oluyor. Ha diyelim ki siz o necisi yıkadınız. O su rengi, kokusu hiçbir şey değişmedi. Fela inşallahü teala necis olmaz.
Ve in belege kulletini, eğer iki kulletini aşıyorsa fe mutahhirun, temizdir. Ancak fe hükmuhu, temiz olmakla beraber hükmü, hükmün mahalli ba'del gusli bihi. Yani onun hükmü o yerin yıkanması gibidir. Özellikle o yerin suyla yıkandıktan sonra, diyelim ki o yer suyla yıkanıp temiz oluyorsa, o iki kulletini aşan su da temiz oluyor. O yer hala necis ise o iki kulletini aşan su da necis oluyor. Ve in kana kad hukime bi taharatihi, eğer o yerin temiz olmasıyla hüküm veriliyor ise fe tahirun, tahirdir, temizdir. Ancak verilmiyorsa ve illa fe necisun, o zaman necistir. Yani biz burada bab-ı taharayı elhamdülillah konunun başından şimdiye kadar okuyoruz. Bundan mütevellit artık kitab-ı salati konusuna geçtik. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.